eğer durgunluk gibi büyük bir sorunla Avrupa karşı karşıya, yani Avrupa'daki durgunluk derinleşmeye başlarsa Türkiye'de iyice mesele şey yapacaktır, raydan çıkacaktır. İstatistikte büyük bir artış var, yani teknolojilerin üstünde bir artıştan bahsediyoruz. Ve bu daha da kötüsü, BETAB'ın yaptığı tahminlere göre önümüzdeki dönemlerde de artışın devam edeceği söylüyor. Dikkatini çekelim. Bu gördüğümüz büyük artış Mart, Nisan, Mayıs rakamları. Yani bu 3 ayın bileşeni olarak hesaplanan rakamlar. Daha Temmuz, Ağustos'u görmedik. Evet, evet. Haziran ayına kadar bütçe açığının %90 küsürünü tükettiğimizi düşünecek olursak, bu dönemde paranın saçıldığı dönemden bahsediyoruz. Para saçılıyor ama bu kadar saçılmasına rağmen ekonomide herhangi bir kıpırdanma söz konusu değil. İşte hükümet ve bazı iktisatçılar dövizin artmamasına odaklanarak o çok güzel işler iyi gidiyor falan diyor ama dövizin artmama nedenlerinden bir tanesi zaten bu sorun. Yani işsizlik rakamıyla beraber dövizdeki artış, daha doğrusu dövizdeki sabitliği değerlendirecek olursak bu derin bir durgunluğun içerisinde olduğumuzu ve daha önce pek çok programda ele aldık, defalarca konuştuk. Bu kritik bir noktaya geldiğimizi ifade ediyor. Yani şimdi bundan sonra çünkü azalma var bu işten, dünya kadar adamın çıkartıldığını gösteriyor. Yani 1 milyon küsur bir yıl içerisinde istihdamda azalma gözüküyor. Dolayısıyla işten çıkartmalar devam ediyor.